Sevgili dostum merhaba. Şimdi eski kadınlar vardı. Belki sen de hatırlarsın, belki sen de bilirsin. Kadın kocasını parmağında oynatıyor. Avucunun içine almış. İstediği her şeyi yaptırıyor ona. Aynı zamanda her dediğini de yaptığı gibi adam kendini yönetilmiş gibi ya da ezilmiş gibi ya da pasifmiş gibi de hissetmiyor. Ne yapıyor kadın? Duygusallığını kullanıyor. Dişil enerjisini çok iyi yönetiyor. Yeri geldiğinde de cinsellik gücünü ve cinsellik enerjisini de çok iyi kullanıyor. Ve o kadın erkeğe her istediğini yaptırıyor ama erkeğin ruhu duymuyor. Şimdi zaman geçtikçe şunu görüyoruz. Kadınların eril tarafı gitgide daha fazla ön plana çıkıyor. Yani erkeksi tarafı. Hal böyle olunca da sanki iki erkek bir evlilikte sürekli kavga ediyor, güç savaşı içine girmiş gibi evlilikler önümüze çıkmaya başlıyor. Ben 2013'te çıkan ilk kitabımda şunu demiştim. Belki okumuşsundur. Günümüzde en çok eşlerin ego savaşlarıyla ilgili bizler çalışıyoruz. En çok ego ve güç savaşı evliliklerin ana problemi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu açıdan baktığımda belki sen de benzer bir sorun yaşıyorsun. Şunu diyebiliyorsun belki de. Ya benim eşim benim dışımda herkesin lafını dinliyor. Benim eşimi herkes yönetiyor. Bir tek ben yönetemiyorum. Ya da eşim annesinin lafından çıkmıyor. Ablasının lafından çıkmıyor. Ama bana sürekli karşı. Çarşı her şeye karşı misali. Peki ne oluyor da herkes eşinin üzerinde bu kadar etkili de sen etkili değilsin? Neyi eksik yapıyorsun? Neyi yanlış yapıyorsun? Neyi gözden kaçırmış olabilirsin? Bugünkü videomda ana amacım bu aslında. Yani burada kullanman gereken bazı argümanlar, bazı yöntemler var diye bunu seninle paylaşmak istiyorum. Birinci konumuz şu aslında. Dişil enerji. Yani biz bir kadınla bir erkeğin evliliğinde erkeğin eril enerjisini, kadının da dişil enerjisini ilişkide çok fazla ön planda tutması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi sen bir dişil enerjiye sahipsen, dişil enerjinin yoğun olduğu bu fiziksel ve ruhsal ve duygusal yapıya sahipsen, sürekli erkeksi tarafını kullanırsan bir süre sonra eşinin de bir kadına bakış açısıyla ilgili bazı negatiflikleri ve bazı kayıpları olacaktır. Şunu unutma. Doğuştan gelen genetik olarak, biyolojik olarak dişil anlamda çok güçlü vasıflarım var. Hani ben geçenlerde bir şey paylaştım. Dedim ki bir kadın evlilikte yorgunluktan bahsediyorsa bu ev işleri veya çocukla ilgili değil, daha çok ilgisizlik ve sevgisizlikten bahsediyor. Bir erkek de evlilikte yorgunluktan ve bıkkınlıktan bahsediyorsa daha çok ekonomik sorunlar veya evdeki sorunlarla ilgili değil, eşiyle yaşadığı beslenme yoksunluğu, cinsel paylaşım yoksunluğu ve birçok erkeğin de bize ifade ettiği söyleşilerimizde, seanslarımızda bize söylediği o kilit kavram. Beni adam yerine koymuyor kavramından olduğunu söylüyoruz. İşte burada şunu görmek gerekiyor. Kadının o dişil enerjisi, özellikle duygusal ve cinsel gücünden gelen dişil enerjisi bir erkeği yönetmek ve bir erkek üzerinde etkili olmakla ilgili en güçlü dinamiklerden biri. Peki nedir bu enerji? Şimdi mesela kadın tatlı dilliyse, daha esnekse, o istediği şeyi daha böyle kadınsı bir dille kullanıyorsa, daha dişil bir güçle kullanıyorsa, şunu çok net söyleyebilirim. Otorite kullanan, dominize olmuş olan veya istediği kadar fedakar, istediği kadar güçlü olan kadınlardan bile bu dilini kullanan kadınlar daha başarılı. Bu kadınlar o üslubuyla, o tarzıyla, o iyi, böyle karşıdakinin gönlünü hoş eden, karşıdakini onur eden, takdir eden, motive eden diliyle bildiğiniz erkeğe her istediğini yapıyor. Bunu bazen seminerlerimde, söyleşilerimde anlatıyorum. Bazıları diyor ki, hocam diyor, ben diyor böyle olmak zorunda değilim. Ya da benim bünyemde böyle bir şey yok. Ben duygularımı çok böyle gösteremem. Veya bu görüntüler veya bu tip kadınlar bana sahte veya yapay geliyor. Ben de onu son kitabımda şöyle yazdım. Dedim ki, sen yapamıyorsun diye duygularını gösteren, tatlı dilli olan, yumuşak huylu olan kadınlara sahtekar diyemezsin. Yapan yapıyor. Sen de yapabilirsin. Denedikçe yapacaksın ve eşin şok olacak gerçekten. Eşin bu durumu gördüğünde seni gerçekten ezecek mi? Zayıf mı görecek? Sahte mi görecek? Onu o zaman karar ver. Ama önce bir dene. Önce sağlıklı olan herkes kendi rolüne uygun bir şekilde denesin ve görsün. Hani bir söz var ya, bazen de yanlış yerlere çekilir. Kadın kadın gibi olmalı, erkek erkek gibi olmalı. Bu bir farklılık aslında, bu bir üstünlük değil. Ben daha önceki videomda da söyledim. Kadınla erkek arasındaki eşitlik yaşam hakkı ve hukuki eşitliktir. Onun dışındaki eşitlikler sağlıksız arayışlardır. Ve
kadın ve erkek bir çift ayakkabı gibidir. Biri soldur, biri sağdır. Birbirinden üstünlükleri yoktur ve birbiri olmadan da bir işe yaramazlar. Şimdi bu açıdan baktığımızda kadının kendi kimliğiyle barışık olup kendi kimliğinden aldığı enerji ve güçle hareket etmesi gerekiyor. Şimdi sen de çevrende birçok kez görmüşsündür. Ne kadar iş göremez olursa olsunlar, kocalarını çok daha iyi etkiliyorlar, çok daha iyi yönetiyorlar. Hatta bazıları şunu diyorlar, ya benim tek suçum bu kadar güçlü görünmem. Keşke ben de onun gibi böyle en küçük şeye, ay kocacığım çok yoruldum, ay lütfen bana yardım eder misin deseydim. Ya da ben de o kadar kırılgan ve nazik olsaydım belki benim kıymetim daha çok görünürdü. Bazıları da şunu diyor, ya hocam kadının hiçbir vasfı yok ama adam pervane gibi kadının peşinden geziyor. Diyorum ki, peki kadın ne yapıyor? Önce kadın bunu açıklayamıyor, sonra ben fark ettirdikçe, hatırlattıkça evet diyor. İşte onur ediyor, takdir ediyor, o harikasın, aslansın, kaplansın diyor. Ve şunu fark ediyoruz. İster kabul edelim, ister etmeyelim. Türkiye'deki erkek profili takdir istiyor, onay istiyor, iltifat istiyor. Başarılı ve güçlü bir algı istiyor. Kadınının gözünde kendini güçlü görmek istiyor. İltifat, marifet ilişkisi gibidir bu adeta. Erkek kendini eşinin gözünde ne kadar güçlü, başarılı, kurtarıcı görüyorsa onu devam ettirmek ve arttırmak için bir o kadar çabalıyor. Ama kadın ne kadar memnuniyetsizse, ne kadar eleştirelse, ne kadar olanı değil de olmayanı gören bir kadınsa erkek bir süre sonra şunu diyor. Ağzımla kuş da tutsam ben bu insana yaranamam. Onun için ne yapayım? Bu onun kişilik özelliği, kendi haline bırakayım diyor. Bazen bize söyleşilerde de bunu söylüyorlar. Bazen televizyon programlarında bağlanıp da söylüyorlar. Hatta seanslarda da zaten bunu dinliyor. Bize diyorlar ki, hocam ben vazgeçtim eşimi mutlu etmekten. Ne yaparsam yapayım memnun olmaz. Ve o her zaman eksik olanı bulur. Ama diğer taraftan şunu görüyoruz. Başka kadınlar, o örnek verdiğim kadınlar eşlerini takdir ediyorlar. Motive ediyorlar. Onu kendine bağımlı hale getiriyorlar gerekirse. Şimdi eşini yönetemeyen kadın da şundan bahsediyor. Diyor ki hocam ben bu adama hiç hükmedemiyorum. Bu adam niye annesine bu kadar bağımlı? Ablasına, kız kardeşine niye bu kadar bağımlı? Ben de şunu örnek veriyorum. Diyorum ki senin vermediğin neyi veriyor onlar? Bak burası önemli bir nokta. Senin vermediğin neyi veriyorlar? Bunu bir gözlemle diyorum. Bir sonraki görüşmemizde bunu tartışalım. Biraz daha gözlemliyor ve bana şunu diyor. Hocam diyor annesinin yanına gittiğinde kral gelmiş gibi davranıyorlar. Padişah gelmiş gibi davranıyorlar. Aslan oğlum, aslan abim, aslan kardeşim işte sen şöylesin sen böylesin. Bu adam diyor işsiz güçsüz ama yine de ailesinin gözünde kral. Ya da bu adam normal bir iş yapıyor yine de ailesinin gözünde. Özellikle kadınların gözünde öyle büyütülmüş. O egoyla büyütülmüş. Ya bu zaten bir gerçek değil mi? Bu ülkede zaten erkek çocuk doğuran kadınlar yıllarca kız çocuğu doğuran kadınlara göre hep daha üstün görülmedi mi? Kadınlar da kendilerine bir statü olarak bunu diğer kadınlara karşı yansıtmadı mı? Hala devam etmiyor mu? Hala sünnetin düğünü yapılırken adet gören kızlar hala eleştirilmiyor mu? Bu bir gerçeklik. Bu erkekler böyle övgüyle, takdirle büyütülüp yıllar sonra takdir veya herhangi bir şekilde yüceltilme almadıklarında problemin kendisinde olduklarını düşünmüyorlar. Eşlerinde olduklarını düşünmüyorlar. Bu bir boyut. İkincisi, senin eşini sevmen, takdir etmen için onun sürekli başarılı olmasına gerek yok. Hayatı boyunca başarılı mı olacak senden iltifat, takdir veya övgü alması için? İlişkiyi fayda mekanizmasının dışına çıkarman gerekiyor. Eşini takdir edeceksin, eşini öveceksin, eşine yüceltici bazı şeyler söyleyeceksin. Bu kesinlikle sahtekarlık değildir. Bu kesinlikle rol yapmak değildir. Duygularını gösteremediğin zaman karşıdakinin de duyguları ortaya çıkmıyor. Kadın yapısı itibariyle daha duygusaldır. Yani siz hiçbir zaman bu ülkede evlilik yıl dönümü kutlanmadı diye kriz çıkaran erkek göremezsiniz. Belki %1'di, ben karşılaşmadım. Ama evlilik yıl dönümü kutlanmadı diye her kadın surat asar, kırılır, üzülür. İşte kadının duygusallığıyla erkeğin ikini eşit olarak sayamayız. Ben burada bu eşitliğe karşıyım. Zevkler farklı, duygular farklı, algılar farklı. İşte kadının dişil enerjisini çok iyi kullanması lazım. Bu bir sahtekarlık değil. Niye bu sahtekarlık kavramını altını çize çize söylüyorum? Çünkü görüştüğüm birçok kadın duygusal yönden kendini hep bununla engellemiş.
Ben şimdi duygusal olursam rol yapmış olurum. E bu saatten sonra canım cicim diyemem, aslanım kaplanım diyemem desem de sahte durur. Üzerime yakışmaz. Sen bunu 6 ay dene ama inanarak dene. Bak bakalım neler oluyor. Ondan sonra bu videonun altına yaz, başka bir videomun altına yaz, bana mail at, bana Instagram'dan yaz, nereden yazarsan yaz. Ama şunu sana çok net söyleyebilirim. Erkeğin rolleri ne olursa olsun belki şunu da geçirebiliyorsun zihninden. Ama hocam o da benim kadınlığımı içeriden çıkaramıyor veya o kadınlık yönüme hitap etmiyor diye olabilirsin. Buna itiraz etmiyorum. Ama sen kendi adına düşeni yap. Sen kendi üzerine düşeni yap. Dişil enerjini çok iyi kullanman lazım. Elindeki en büyük güç bu. Erkeksi tarafını dışarıda kullan, evlilikte kullanma. Erkeksi tarafını, eril tarafını, güçlü tarafını dışarıda diğer insanlara karşı kullanabilirsin. Ama evde ceketimizi çıkarmak zorundayız. Evde iki eş adı üzerinde eş değer bir şekilde yürütmek zorunda. Ve bunlar ister istemez erkeğin de kadının da ilişkideki beklentilerinin en önemli dinamiklerinden biri. Son olarak toparlayarak şunu da ekleyebilirim. Yine kadının erkek üzerindeki en etkili güçlerinden biri de cinsellik. İngiltere'de yapılan bir çalışma var. İyi evlilik demek ne demektir diye sormuşlar kadınlara. Kadınların çoğu şunu demiştir. Duygusal anlamda tatmin edildiğim evliliktir. Aynı soruyu erkeklere sormuştur. Cevabını muhtemelen tahmin ediyorsun. İyi evlilik sizin için ne demektir? Erkeklerin çoğunluğu cinsel anlamda tatmin oldukları evlilik olarak karşılık vermişlerdir. Ve bir erkek evliliğinde cinsel anlamda ne kadar sık ve tatmin edici bir cinsellik yaşıyorsa eşiyle o kadar ilişkisini iyi yürütüyor. Eşini kırmamak için, eşini memnun etmek için elinden gelen her şeyi fazlasıyla yapıyor. Onun için duygusallık da cinsellik de bir ilişkinin temel ihtiyaçlarındandır. Birbirinden üstün değildir. Biri varsa diğeri de kesinlikle olmalıdır. Her ikisi de olmalıdır. Ve birbirine yarıştırmamalıdır. Bu olmasa bu olmaz. Böyle bir şey yok. İkisi de olacak. İkisi de her iki insanın temel ilişkisel ihtiyacıdır. Zaten eşinize ihtiyacınız yoksa niye evlendiniz? İlişki yani evliliğin özü ihtiyaçları gidermek içindir. Eşine ihtiyacın olacak. Eşine gerekse muhtaç da olacağın zamanlar olacak. O da sana ihtiyaç duyacak. Eşine ihtiyacın olmadığı sürece acını da görmez, üzüntünü de görmez, sana merhamet de etmez. Sen duygularını gizlemeyeceksin. İster zayıf görsün, ister aciz görsün. Sen kendini olduğun gibi ortaya koy, bakalım ne ortaya çıkacak. Bu konuyla ilgili 4. kitabımı ve 5. kitabımı da istersen okuyabilirsin. Kendine iyi bak.